sokaklarında milyonlarca fotoğraf çektirebilirsiniz. Her köşesi ayrı güzeldir. Her yerde. Daha sonra çekmeyelim. Abi bizi yakacak. Herkese yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Balat'a gideceğiz. Orada güzel bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra Çukur'un çekildiği yerleri gezeceğiz. Oradan Pier Lotti'ye gitmeyi düşünüyoruz. Daha sonra da Etiler'e gideceğiz. Orada ne yiyeceğiz? Hatay Medeniyetler Sofrası. Burak abimiz bizi bekliyor. Czn Burak'ın yanına gitmeyi düşünüyoruz bugün. Orayı denemek istiyoruz. Bakalım bugün neler yapacağız. Hep birlikte gezelim, görelim. Arkadaşlar 2 videodur abone olun demiyoruz. Unuttuk. Hatta akşamları yoruluyoruz. Günlük 15 ile 20 kilometre arası her gün Burcu'yla yürüyüp duruyoruz. Artık ayak, yani benim şaftım kaymış artık. Neyse. Sabahları kalkamıyoruz artık. Yorulduk. Abone olmayı unutma, tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, biz burada insek oldu. Bakın ne gösteriyor şey, bir dakika. Ha bak, burası diyor, buradan. Gelmişiz zaten. Gelmiş. Biz inelim, buradan devam. Buradan. Nasıl? Yok. Dedim. Elime geldi şimdi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltı hazırlanıyor. Evet, kahvaltı. Kenarlara dikkat edersiniz. Tamam. Biz buraya kahvaltı yapmaya geldik bugün. Kat kattayız. Balat'ta bir kahve. Evet, kat kat Balat. Tam Fener otobüs durağının yanında. Aynı zamanda Fener Rum Patrikhanesi'nin direkt yanında dibinde bulunuyoruz. Ortodoks milletlerin daha çok rağbet ettiği turistik bir bölge. Çok tarihi. Osmanlı fethinden beri faaliyette olan bir semt. Şu anda gördüğümüzde bizim burada sunduğumuz Hatay yöresel serpme kahvaltımız. İçeriklerimizin tümü %90'ından daha fazlası Hatay'dan geliyor. Cevizli biber ekşilemesinden, sür peyniri, Hatay'ın ünlü halha zeytini, mesela zahterli zeytin salatası, yavru kırma dediğimiz Hatay zeytini, kaşkaval peynirimiz, ezine peynirimiz, özellikle tavsiye ettiğimiz Hatay acukası çok farklıdır diğer acukalardan, lezzetlidir. Aydın'dan gelen tereyağı ve bal. Bu şekilde misafirlerimize hizmet etmeyi planlıyoruz. Daha yeni açıldık zaten. 2,5-3 ay oldu biz açılalım. Bu şekilde kahvaltıya yönelerek misafirlerimizin karnını doyurmak, onlara buradan mutlu ayrılmasını sağlamayı planlıyoruz. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Buradaki gördüğünüz Buradaki gördüğümüz kahvaltı şu an 2 kişilik kahvaltı. Evet, 2 kişilik bir kahvaltı. Kişi başı 45 TL evet, kahvaltı. 45 TL. Sınırsız çayla beraber. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Evet, çıkın gelin. Evet, bekliyoruz. Almanya'daki Türk kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Yani, özellikle. Biz burayı zaten bu Çukur'un olduğu mahalleyi falan gezmek için geldik. Evet. Oraya gezmeye gelenler zaten çok büyük rağbet var oraya. Oraya gelenler de burada güzelce kahvaltısını yapabilirler. Aynen öyle. Çukur'a da çok yakın. Kahvaltıdan sonra Çukur'u gezebiliyorsunuz. Balat'ın sokaklarında milyonlarca fotoğraf çektirebilirsiniz. Her köşesi ayrı güzeldir. Her yerde fotoğraf çekilebilirsiniz. Instagram'ınızı çok güzel bir hale getirebilirsiniz böylelikle. Yani arkadaşlar demek istediğimiz şu, gelin Çukur'u gezmeden önce burada enerjinizi toplayın, yumurtanızı yiyin, kahvaltınızı yapın, çayınızı için. Aynen bol proteinle çıkın Çukur'a doğru. Ondan sonra orayı rahatça geziniz. Ne demişler? Aç ayı oynamaz. Aç insan da yola çıkmaz. Bravo. Şimdi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Let's go. Dann direkt Sahne. Wir haben den ja, Mann. Das auch? Ja. Großes Gespräch, ja. Kamyonet gibi bir lahada ne yapsın? O da insanlar az cevap versin. Ya, die wird bestimmt täglich her oft angeschrieben, ne? Sağ sol mu demişti? Burası bizim mahalle. Sana bana ne? Arkadaşlar burası Cennet Mahallesi'ymiş. Şu sarı bina aslında kırmızıydı. Ama çekimden sonra sarıya boyamışlar. Burada bu pembe hanım oturuyordu. Şu yan binada ahşapla evde de Alişan oturuyormuş. Çekim esnasında. Şu an biz yavaş yavaş Çukur'a gideceğiz. Aşağı doğru gidelim. Burası tamamen farklı bir yer ya. Yani sanki İstanbul'la hiç alakası yokmuş gibi. Şahat, gelmen lazım yavaş yavaş. Yavaş yavaş buraya doğru gelmelisin. Abi ders yapıyorum ya abi, çok terliyorum. He? Geziyoruz. Daha sonra çocuklarım. Montumun cebinde okumam mı? Hı? Hab ich doch. Şey yazdılar, çektim mi? Şöyle. Burada düğün oluyor. Gelin abi. He? Baktık. Şurada eczan. Sağ ol abi. Sağ olasın. Das war eigentlich getan. Şivat alalım. Rot. Anne kalmak emin değil. Sen hep mi buradasın? Herkesi geziliyor mu? Anne öyle konuşmuş. Ben de anne yardımcı olayım. Bir bana bir anne. Yani. Bir kendine bir sana olsun. Öyle ya, hareketli mi? Ya. Vay. Nasıl duygu? Pazartesi rutini, Çukur'u izlemek, bugün de pazartesi rutini, Çukur'u gezmek. Gel Efe, seninle de çekinelim. Efe bir şeyler anlat. Mesaj vermek istiyor mu? Nereye seni abi? Bulsunlar değil mi burada? Bulsunlar abi. Çukur'a gelince Efe'yi bulun. Çukur'a gezdirsin size Efe. Evet abi. Onun gibi rehber yok burada. Evet. Bak adam maşallah var. Kaslı kalmış. Al bakalım Efe. Çekimler ne zaman başlıyor Efe? Abla 1,5 saat sonra hazır. Ya iyi. Biz de şu köşelerden izlemeye zorunda kalacaksın ama videoyu kamera çekmeyeceksin. Şuan. Hı? Ja. Das sind noch so richtige Kunden. Şeyin hiç resmi yok. Normalde şeyin resmi asılı ya. Da. Nerede? Da. Cem Karaca. Nein. Da ist doch alles Cem Karaca. Aa orada aşağıda ya. Evet. Aber ich chill hier 1,5 Stunden nicht. Komm, wir müssen wieder zurück. Zıpla. Evet arkadaşlar, şu an Eyüp Sultan'dayız. Pier Lotti'ye çıkmaya çalışıyoruz. Yarım saatleri yürü babam yürü, yürü babam yürü. Bir türlü çıkamadık. Çukur'a gittik. Çukur'u gezdik. Orada bir tane Efe diye bir çocuk var. Gördünüz onu. Eğer Almanya'dan Çukur'a doğru giderseniz Efe'yi sorun. Çocuğun babası vefat etmiş. Rahmetli. Ve yani bir 20-30 TL verseniz fazla bir şey acıtmaz. Hem destek olur hem çocuk okuldan Çocuk var ya, acayip afacandı ya. Çocuk okulun transferiyle geldi. Bizim elimizde kamera gördü. Çocuk resmen eve koştu, üstünü soydu. Atletle hemen geri geldi. Abi dedi, gelin sizi Çukur'u gezdireyim. Dedim hadi gel gidelim. Arada bir dans ediyor, arada bir şarkı söylüyor. Ama normal. Adamlar böyle bildiğin Çukur'a sahiplenmişler. Yani eskiden millet orası... Balat'tayım demiyor, Çukur'dayım diyor. Aynen. Balat normalde orası. Lonca sokağı ama Balat'la alakası kalmamış. Hep Çukur. Neredesin, biz Çukur'un çocuklarıyız. Falan filan. Of. Bakın. Buradan bayağı. Git babam git. Yavaş yavaş Pier Lotti'ye varmak üzereyiz. Galiba. Macera dolu İstanbul. Önümüze yılanlar, akrepler, timsahlar çıkabilir. Ama Burcu önden gidiyor ve beni koruyor. Her köpek balığı. Köpek balığı. Ayaklı değil mi? Tamam. Bizim banko falç. Vallahi bizim falç. Gel. Burada başka insanlar otur. Yok oradan geçit meçit ya. Ya çilti değiştirmişler, gel. Evet. Tehlikeli yola geri girmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yanlış bir sokağa girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Güdebe geldik Mekke'yi be. Acı aldı mı? He? Acı aldı mı? Sen sevgiye mi onu terksin? Sen sevgiye mi açsın? Oy 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 oy. Oy. 3000. Ay. Ay. Reicht. Wir lieben es, in Tüten reinzugehen. Echt? Ama ben elimi ne yapayım? Merhaba. Hoş bulduk. Selam arkadaşlar, şu an Nişantaşı'ndayız. Bugün 2 kere Uber'i kullandık. Yani Almanya'da kalan arkadaşlar İstanbul'a geldiğiniz zaman Uber app'ini iOS ve Android için indirebilirsiniz. Orada direkt size gideceğiniz yeri soruyor. Ayrıyetten de fiyatı söylüyor. Fiyatı söyledikten sonra da zaten istediğiniz yere onayladığınız zaman geliyor, size alıyor 5 dakika 10 dakika. Ama Silkeci'de, Sultanahmet'te falan kalıyorsanız Eminönü iskelesine kadar yürümeniz lazım. Bu bir. İki, şu an Nişantaşı'ndayız. Sağ olasın abi. Pier Lotti'deydik. Pier Lotti'de o kadar çok merdiven çıktık ki şaftımız kaydı ya. Bildiğiniz yorulduk. Burcu zaten Uber'de yattı. 20 dakikalık bir yolumuz vardı. Orada da uyudu garibi. Neyse şu an Nişantaşı'nı geziyoruz. Bakalım ilgimizi çekecek bir dükkan olursa alışveriş yapmayı da düşünüyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Etilere gideceğiz. Etilere gideceğiz. Czn Burak. Aynen, Czn Burak. Oradan da Akmerkez'e geçeceğiz. Akmerkez. İyi, tamam. Plan hazır. Siz de benimle geleceksiniz. Pardon, bizimle geleceksiniz. Egoistleşmeyeyim değil mi? Evet, egoist. Evet. Hava İstanbul'da şu an 20 derece. Almanya'da kar yağıyor. Neyse ben ama pazartesi geri dönüyoruz. Salı günü de geri havalar düzeliyormuş zaten. Size söz verdim, Almanya'ya geri sıcak havayı geri getireceğim. Değil mi? Söz verdim. Pazarcılara söz verdim. Esnafa söz verdim. Size temiz havayı geri getireceğim. Neyse biz devam geçelim. Siz de biraz burayı görün. Aşağı mı inelim? Ben nerelerdeyim? Guck mal, der hat sogar WLAN im Auto. Das da oben auf dem Dach ist WLAN-Verstärker. Benle gelmiş miydiniz buraya? Ahmet gel. Hadi gel. Ich bin draußen, Tag. Gleich kommt ein Fahrrad. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Sizleri gördüm, daha iyi oldu. Eyvallah. Thank you. Çalmam değil mi abi? Yok abi. Abi bizi yakacak. Oradan söndürüyorum, öbür taraftan geliyorum. Fark etmez. Ortayı mı efendim yoksa sizden mi? Evet. Beyefendi. Afiyet olsun. Sağ olun. Beyefendi rakip o kovayla güneşen adam. Bundan korkacak. Öyle mi? Öyle. Vallahi iyi. Dedim bu abi bizi yakacak. Abi şu abi kıyar mıyım hiç? Afiyet olsun. Sağ olun. Ben tabii ki. Selam arkadaşlar, biliyorsunuz 2 gün önce gündüz çekmiştim Taksim'i. Şu an saat burada 11 ve Taksim hala full. Ha evet. Ve bura hala şu an full house. Aşırı şekilde insanlar dolaşıyor ortalıkta. Hı-hı. Şu an Taksim full. Ondan sonra diyorlar ki İstanbul yaşamıyor. Şurayı çek. Anne bak nereye geldik. Burada kaynanam ve kayınbabam çok güzel yemekler var diyor. Tavsiye ediyor burayı. Ev yemekleri, sıcak yemekler. Eğer restoran yemeklerinden sıkıldıysanız evet. Aslında şeker sıçıyorum da şekerim düştü galiba. Esmer şeker, ben de esmedim ya. Adam doldururum baksana. Sen biraz böyle. Sabaha kadar otur. Arkadaşlar size aldıklarımı göstereyim. Sütlaç aldım. Onu göstermeme gerek yok. Asıl alışveriş yarın başlıyor ama bugün dayanamadım. Şu ayakkabıları aldım. Ben Bambi'nin ürünlerini zaten çok beğeniyorum. Uykum geldi arkadaşlar, hala yürüyorum. Bugün ne kadar yürüdün ki, sürekli Uber'lendin. Ben zaten bugün yürümemek için o kadar para verdim Uber'e. Yine yürüyorum ya. Hayır ya, Uber o kadar da pahalı değil. Valla Uber'i tutun arkadaşlar, eğer Almanya'dan gelip de İstanbul'da böyle uzak yerlere gidecekseniz hiç metroyla falan uğraşmayın. Bir de kesinlikle taksiye binmeyin. Taksi trafikte kaldığı zaman daha çok para yazıyor. Aynen. Uber mesela söyle. Uber'e şey yapmadan önce, tutmadan önce app'ten zaten size gösteriyor ne kadar ödeyeceksiniz. İstediğiniz kadar trafikte kalın. Yine sıkıntı yok. Niye? Çünkü ilk başta anlaştığınız fiyattan gidiyorsun. Hadi gidelim.